Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, neredeyiz? Hız problemlerinin son testindeyiz. ÖSYM tarzı beceri temelli soruların daha bir tık yukarıda, bir tık beyni yakan soruların içerisindeyiz. Başlayalım mı? Hadi gel bakalım. Güzel soru, birinci sorumuz. İki araç A ve B noktalarından aynı anda sabit hızlarla C noktasına doğru hareket etmişler kamyonet C noktasına geldikten sonra geri dönmüş ve otomobille B ile C'nin tam orta noktasında karşılaşmışlardır diyor. Yani şurası bir kere orta noktada karşılaşmışlar. Bu buradan buraya gelmiş. Sonra buradan geri dönmüş. Diğeriyle diğeri de nereden nereye kadar gelmiş o zaman? Buradan buraya kadar gelmiş. Burada karşılaşmışlar. Burası tamam. Şimdi hareketleri boyunca tekerlek çevresi 180 santimetre olan kamyonet. Kamyonetin bir tekerleğinin çevresi 180 santimetreymiş. Diyor ki kamyonetin bir tekerleği iki tur attığında, iki teker, bir tekerleği iki tur attığında ne kadar yol almıştır? 180 çarpı 2'den 360 yol almıştır. Tekerlek çevresi 150 santimetre olan tekerlek çevresi 150 santimetre olan e, ee, otomobilin bir tekerleği 5 tur dönmüştür diyor. Şimdi bak hızları arasında bir bağıntı vermiş. Yani demiş ki bu 360 yol aldığında demiş bu çaptım 75 ne kadar yol almış? 750 yol almış. Sadeleştir şunları tamam mı? Hatta 3 ile de sadeleştir. Şurası 12 şurası 25. Demiş ki bunun hızı 12 V kadarsa bunun hızı 25 V'dir demiş. Bu bilgiyi buradan ayıklarsan soru biter artık. O zaman hızlarını biliyorum. Şimdi aynı zamanda geldiklerine göre bu buradan buraya geldiğinde bakın buradan buraya geldiğinde hızı 25V olduğu için 25x kadar yol alır. Bak bunun buradan buraya aldığı yani A'dan D'ye aldığı yol 25x'tir. Öbürün hızı 12V ise buradan buraya aldığı toplam yol 12V. Bak hep bütün parçalar birbirine eşit olduğuna göre 12V'yi kaça bölüyor? 1, 2, 3'e bölüyor. Yani her parçam ne kadar oluyor? 4v. 4v burası, 4v burası, 4v dönüşü, 4xv değil. <laughs> Bitti işim. O zaman bizden BC, BC'nin ne kadar olduğunu bildik. Biz toplam 8x olduğunu bildik. AB, bak buranın toplam 25x olduğunu söylemiştik. Burası 4x. O zaman buraya kaç x kaldı arkadaşlar? 21x kaldı. Böldüm bunları birbirlerine. X'ler götürdü. 8 bölü 21. Sorumun cevabı Adana. Çok tatlı soru. Çok tatlı soru. Zor falan değil. Bak abi sorular. Zor demeyin. Canımı sıkmayın benim. Hadi ikinci soru. Zor olan da ben zor diyorum. Bunların mantıklarını kavra. Arka arkaya geldiği için belki bir beyin yanması yaşatabilir sana belki ama arka arkaya geldiği için bunların hepsini tek tek sınavın içerisine yerleştirebiliriz. Hiç kimse de zor diyemez. Hadi iki başlayalım. Evet şimdi geldik ikinci sorumuza. Şimdi bu soruda şöyle diyebilirler hocalara falan götürdüğün zaman ya çok uzun çözümü falan diyebilirler. Ben kısa bir çözüm anlatacağım. O mantığı kesin kavra tamam mı? O mantığı kavra işi bitir. Hadi bak şimdi. Aşağıdaki tabelada birbirine doğru aynı anda sabit hızlarla hareket eden A ve B araçlarının arasındaki mesafenin onar dakikalık periyotlar halindeki değişimi. Bir kere soruyu anla. Şimdi bir A var, bir B var. Birbirlerine doğru hareket ettiklerinde ilk anda mesafe aralarındaki mesafe 120. Soruyu anlaman için yazıyorum. Çözümünde bunlar çok lazım olmayacak. Sonra 10 dakika ikisi de hareket ediyor. Mesela bu buraya geliyor, bu buraya geliyor. Aralarındaki mesafe 90'a dönüşüyor. Sonra hızlarını değiştiriyor bunlar. Şu orana dönüştürüyorlar. Sonra yine hareket ediyorlar. Bu buraya geliyor mesela, bu buraya geliyor. Bu sefer aralarındaki mesafe 10 dakika sonra 90'dan neye düşüyor? 70'e. Sonra bir daha hareket ediyorlar. Tamam mı? Sonra bir daha hareket ediyorlar. Sonra aralarındaki mesafe 10 dakika sonra 30'a düşüyor. Bir daha hareket ediyorlar ve karşılaşıyorlar. Şimdi soruyu ne sorduğuna bak. Karşılaşma noktasının A'ya olan uzaklığını soruyor. Yani sana A buradan ne kadar gelmiştir? Yani A'nın aldığı toplam yolu soruyor. Şimdi soruyu çözelim. İlk başlangıçta 30 yol aldılar değil mi? Kim aldı bakalım. Hızları oranı 2 bölü 3'müş. Yani ilkinin hızı 2 v 1 iken öbürünün hızı 3 v 1'miş. Yani hızları toplamı 5 v 1. Bak 5 v 1 ile hızlarını topluyorduk değil mi birbirlerine doğru gelirken. 30'luk yol almışlar. O zaman v 1 olan 6 yol alır. Bana 2 v 1 olan çünkü ilkinin aldığı yol lazım. 2 v 1 olan 6. 12 yol alır. Yani A'nın ilk bölümdeki aldığı yol 12'ymiş. Sonra burada hızları değişiyor şimdi. Hadi hızlarını değiştirelim şöyle kalemi değiştirdim. Sonra hızları oranı bu oluyormuş. Yani bunun bir kere ne kadar yol alıyorlar? 90'dan 70'e 20 yolu alıyorlar. İlkinin hızı 4, ikincinin hızı 1, 5 ve 2 hız yapıyorlar toplam. Tamam mı? O zaman böldüm 4'e böldüm ve 1 hızıyla yapan 5'e böldüm 4 gider. Bana birincinin hızı kaç V'ydi? 4 V'ydi. Şu V2 olsun. 4 V2 16. Yani ikinci gidişte ne kadar yol almış olur? 16. Üçüncüye bakalım şimdi. Üçüncüye gidelim. Ne kadar yol almış buradan buraya? 40. Bak burada ne kadar yol almış? 40. Şimdi hızlarına bakalım. Hızları ne? 5'e 3. Toplam 8. 8 V3 ile ne kadar yol almışlar? 40. O zaman V3 ile ne kadar yol alacak? 5. İlkinin hızına bakıyorum 3'tü. O zaman 3 V3 lazım bana. 3 V3 kaç yapıyor? 15. Burada ne kadar yol almış? 15 yol almış. Son dilimim şimdi. 30'dan 0'a. Toplam 30 yol almışlar. Birinin hızı 3, birinin hızı 2. Topladım ne yaptı? 5. Ne yapıyorum? 5 V4'te Şöyle kalemi değiştireyim karışmasın. 5 ve 4'te 30 yol aldılar. O zaman V4'te böldüm 5'e 6 yol alırlar. Neydi bunun hızı? 3'tü. 3 ve 4 lazım. O zaman ne kadar yol alır? 18. İşte bunların toplamını istiyor soru. Şunların toplamı kaç yaptı? 30. Şunların toplamı 25. Sorumuzun cevabı Tabi yazdığımızı okuyamamışız. Şurası 6'ymış. 16 değil 6 arkadaşlar 6. Şunların toplamı 31 yapıyor. Şunların toplamı 30. Sorumuzun cevabı Ceyhan yapmış oluyor. Tamam mı? Yani bu mantığı yakalayanlar, bu mantığı yakalayanlar işi kolay bir şekilde bitirirler. İlk aldıkları yolu toplama bölüyüp 2 ile çarpıyorlar. İkinci aldıkları yolu işte şu toplama bölüp 2 ile çarpıp, çarpıp 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 götürüyorlar. Kolay bir mantığı var aslında. E O mantığı kavrayan e, kolay bir şekilde soruyu çözer. Tamam mı? Evet şimdi üçüncü sorumuz. O noktasından 60 kişiyle hareket eden 60 kişi varmış. Bir otobüs A noktasında X tane yolcu indirmiş. Yani burada kaç kişi kalmış? 60-X kişi kalmış. Tamam. Yolcu indirmiş ve B noktasına gitmiştir diyor. Tamam. Şimdi şu uzunluklar arasında da bir bilgi vermiş. AB A kadarsa OA A, 4 A kadarmış. Tamam. Otobüsteki kişi sayısıyla otobüsün hızı ters orantılı. Yani buradaki hızım V1, buradaki hızım V2 olsun. Ters orantılıysa sağ çarpımlara eşit olacak değil mi? 60 çarpı V1 eşittir. 60 eksi X çarpı V2 gibi bir şey oluştu o zaman. Tamam. Şimdi bir bilgi daha vermiş en aşağıda. Orası çok önemli şimdi. A, O arasını 20 dakikada almış. Bak burayı 20 dakikada almış. AB arasını 3 dakikada almış. Şimdi o zaman şöyle düşün. 4A'yı 20'de 60. O zaman bu aradaki mesafe A kadar olsaydı böldüm 4'e. A'yı neyle alacaktı? 5'le. Yani burada A'yı 5'le alırken burada A'yı zaman olarak 3'le alıyor. O zaman dikkat et. Burada A'yı 5'le alıyorsa hızı burada 3V kadardır. Burada A'yı 3 ile alıyorsa hızı burada 5V kadardır. Yani ilk V1 dediğimiz hız 3V kadar. V2 dediğimiz hız ne kadardır? 5V. Çünkü zamanla hız arasında da yine ters bir orantı vardı. Zamanı 5 ise hızı 3'tür. Zamanı 3 ise hızı 5'tir. Tamam işim bitti artık. 60 çarpı burası Şurası da 60 eksi x. Bakın şuradaki v'ler birbirlerini götürdü zaten. Bu taraf 180 yaptı. Şu 5'i içeri dağıttım. Buradan ne geldi bakın. 300 eksi 5 x yaptı. 5 x'i bu tarafa aldım. 180'i karşı tarafa attığım zaman 120 yaptı. Her iki tarafı 5'e böldüğümde x eşittir kaç oldu? 24. Yani 24 tane yolcu indirmiş. Sorumun cevabı Ceyhan. Oradaki oran orantı mantığını çok iyi kavraman lazım. O mantığı kavrarsan soruyu güzel çözersin. O mantığı kavrayamazsan soruyu zor çözersin. Tamam mı? Ona göre. Evet şimdi dördüncü sorumuz. Zor gibi görünen en kolay sorulardan bir tanesi aslında. Hadi bakalım ne diyor? Aşağıda iki saat süren bir yarışta bir otomobilin hızının zamana göre değişimi gösterilmiştir diyor. Bak hızı değişken bak ilk 30'da artmış hızı sonra düşmüş sonra artmış burada sabit kalmış soruyu da burası çözdürecek. Bu otomobilin 30'ar dakikalık zaman dilimleri attığı tur sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Yarışın kaçıncı dakikasında? 100. turundadır diyor. Bir kere bakalım. Şunları bir toplayalım bakalım kaç tur yapıyor. Tamam mı? Yani 100. 100. tur nerelerde? Hangi aralıkta? Bir bakıyorum. Şurayı topladım 40-60. 28 de burada. 88 turunu bu hızının değişken olduğu yerde atmış. Kurtulduk oradaki beladan. Çünkü oradaki hızdan hesaplayamazdık. Yani şuradaki 12. turunu attığı yeri soruyor bize. E şimdi burada hızı sabit kalmış mı? Evet sabit kalmış. Tam bu aralıkta oradaki 30 dakikada bak 30 dakikada toplam kaç tur atmış? 45 tur atmış. Bana kaçıncı tur lazım? 12. tur lazım değil mi? O zaman x. Hemen içler dışlar çarpımımı yapıyorum. 30 çarpı 12 e, eşittir. X çarpı 45. Yani orada kaçıncı dakikada yaptığını bulacağım. Bak şunları sadeleştirdim. 30'a böldüm her iki tarafı. Şey 15'e böldüm her iki tarafı. Buradan 2. Buradan 3. 3 ile şunu sadeleştirdim. 4. 4, 2, 8. Tamam yani şuranın tam 8. dakikasında bu iş bitermiş. O zaman 90 dakika burada. 8 dakikada buradan. 98. dakikada bu iş Bitmiş olur sorumuzun cevabı Bursa. Bak çok zor gibi görünüyor soru aslında ama hiçbir şey yok oran orantı sorusu oldu sorunun son kısmından işi bitirdik tamam mı? Evet şimdi geldik neredeyiz ip yakacağız şimdi bakalım ipi nasıl yanıyor yanmalar nasıl ilerliyor ona bir bakacağız zor bir soru değil yine oran orantı mantığı olan bir soru hadi bakalım. Kalınlıkları farklı, uzunlukları eşit olan 3 ip şekildeki gibi birbirine eklenmiştir diyor. Bu ipler yakıldığında A bölümünün yanma hızı, B bölümünün, bak A bölümü var, B bölümü var, C bölümü var. A bölümünün yanma hızı B bölümünün 2 katı, C bölümünün 4 katı. O zaman A bölümünün yanma hızına 4V diyelim. Burası 2V olsun, burası V. Bunlar bu bölümlerin yanma hızları. Kalın olan daha yavaş yanıyor. Tamam. İki ucundan yakıldığında 70 saniyede yanmıştır. Bak şimdi, bir kere şunu söyleyelim. Bunun hızı 4v, bunun hızı 2v, bunun hızı v mi? O zaman bunların tek başlarına, tek uçlarından yakıldığındaki yanma süreleri, bunun t, bunun 2t, bunun 4t'dir. Ters orantı var demiştik, değil mi? O zaman yaktık bunları. Şimdi t kadar sürede bu yandı. Bunun sadece kaçta kaçı yandı daha arkadaşlar? T kadar sürede bakın. Belli bir kısmı yandı. 1 bölü 4'ü yandı. Tamam mı? Şuradaki 1 bölü 4'lük kısmı yandı. T'de. Sonra buraya geldim. Bunun yanma süresi ne kadar? 2 T. Yavaş yanacak çünkü bu. Bu bunu yakmaya başlıyor. 2 T'lik sürede de bu bunu yaktı. O zaman bunun toplam buradan buraya yanma süresi 3 T oldu mu? 3 T'de bunun ne kadarı yandı arkadaşlar? Bakın 3 T'de. Şunun şurada. Bakın 3T'de bunun 3 bölü 4'lük kısmı yandı. Şöyle 3 bölü 4'lük kısmı yandı. Ne kadarı kaldı? 1 bölü 4'ü kaldı. Şimdi iki taraftan birden ateş geliyor bak. Buradan da ateş geliyor. Buradan da ateş geliyor. Şimdi normalde normalde bu kalan kısmı ne kadar da yanacaktı? T'de yanacaktı değil mi? Çünkü 3T'de bu kadarı yandı. 4T'de yanıyordu tamamı. İki uçtan geldiği için buradaki yanma ne kadar sürecek artık? t bölü 2 kadar sürecek. E toplam bir de 3t süre sürmüştü bunun buraya gelmesi bunun buraya gelmesi. İşim bitti şimdi. Paydasını eşitledim 4t. Bununla şey 6t bununla topladım 7t bölü 2 yaptı burası. Bunun ne kadar olduğunu söylemiş bize 70. 7t eşittir 140 oldu. Her iki tarafı 7'ye böldüğümde t'nin ne olduğunu buldum 20. 20. saniyenin sonunda ipi kaçta kaçı yanmıştır diyor. Tamam mı? Şimdi TN bulduk 20. Bak 20 T 20 ise T de burası yanmıştı. Tamam mı? Burası yanmıştı. Yani burası komple gitti. T de bunun ne kadarı yanmıştı? 1 bölü 4'ü yanmıştı sadece. Şimdi o zaman ipin toplam uzunluğuna bir burası. Şöyle kalemi değiştireyim. Bir burası, bir burası, bir burası. Toplam uzunluğuna 3 diyelim. T'de Burası yandı. Bir dilim burada yandı. Burada da bunun T'de 1 bölü 4'ü yanmıştı sadece. İşte yalan kısmımızın oranı bu. Paydasını eşitledim buradan. Ne geldi? 4, 5 bölü 4 geldi. Bölü 3'üm var. Ters çevirip çarptığımda 5 bölü 12'sinin yandığını buldum. Sorumun cevabı Ceyhan. Tamam mı? Yani orada güzel bir mantık var. O mantığı yakalayacaksın. Yakacaksın beyni. Beyni yakacaksın. İpi yaktığın gibi beyni yakacaksın. Tamam mı? Evet geldik şimdi nereye? Altıncı sorumuza. Bir tık zor bir soru. Şimdiden söyleyeyim. Hadi bakalım. Bir video oynatma uygulamasında oynatılan videonu hızlandırıp yavaşlatabilmektedir. Örneğin hızını 1,25 seçtiğinde video normal hızına göre 1,25 kat hızlanmakta. 0,50 seçildiğinde video normal hızına göre 0,5 kat yavaşlamaktadır diyor. Mantığını anladın. Normal YouTube'daki videolar gibi. Bu uygulamada normal oynatma hızında 30 dakika süren bir videonun ilk 10 dakikası normal hızdan izleyen birisi bu andan sonra oynatma hızını 0,75 yapıp bir süre bir sürede bu şekilde izlemiştir diyor. Tamam. Buna göre videonun kaçıncı dakika ve saniyesinde oynatma hızlı 1,5 yapılırsa video normal zamanında bir ter diyor. Şimdi ne diyor soru bize? Bir videomuz var diyor. Normal hızıyla 30 dakika sürüyor diyor. Normal hızına V diyelim o zaman bunun. Tamam mı? V hızıyla 30 dakika uzunluğu uzunluğunu bulduk bu videonun. Sonra diyor ki bu videoyu diyor. Bu uzunluğundaki videoyu 10 dakika normal hızıyla izle kardeşim diyor. Tamam. Ondan sonra diyor Oynatma hızını 0,75 yap diyor. 0,75 V oldu değil mi? İlk hızı V ise 0,75'e yazınca bu katına çıktı. 0,75 V yaptı. Belli bir süre böyle izledi. Tamam. Sonra diyor ki hızını diyor bir buçuk yap diyor. Yani bir buçuk V yap diyor. Bir buçuk V yap diyor. Toplam sürem diyor 30 dakikaya eşit olsun diyor. Şimdi bak burada 10 dakika kullanmıştım. O zaman şu süreyle şu sürenin toplamının 20 olması lazım. Hop buraya ne yazacağım o zaman? 20 eksi t yazacağım. Bitti. Artık gerisi bir denklem çözümü. Burada 30 v var. Bir kere hepsinde v olduğu için şu v'leri bir sadeleştir. V ile uğraşma. Burada 30 var. Karşıda bir 10 var. Artı 0,75 çarpı t var burada. Artı burayı dağıtıyorum şimdi. Ne geliyor buradan çarptığım zaman? 30 geliyor. Ee, eksi 1.5 T geliyor. Bak şimdi şurası 40 yaptı. 30'u buraya aldım. Sayım bu tarafta. 10 burada var. Şimdi bak şuradan 0.75 T. 1.5 T çıkardığın zaman artı 0.75 T yapar burası. T'yi buldum. T eşittir 10 bölü. Her iki tarafı 0,75'e böldüm. Yalnız bu ne? Dakika. Ne sorduğuna bak şimdi. Kaç dakika ve kaçıncı saniyede diyor. O zaman bunu bir saniyeye çevirelim. Tam bölünmez çünkü. Çat bunu neyle çarpıyorum? 60 ile çarpıyorum. 600 bölüm 0,75 yapıyor. Şimdi buradaki işlemi yaptığımızda arkadaşlar. isterseniz şöyle 3 2 virgül kaydırın şurayı. 0,0 koyun. Şimdi bakın 600 75'e nasıl bölünüyor? Tam bölünüyor. 75, 150. 150'de 2 kez var. Kaç yapıyor? 8. Yani şurası 800. 800 saniye sonra. Peki 800 saniye kaç dakika kaç saniyedir? Ona hesabı yaparsak. 60'a böldüm. 20. 200'de kaç kez var? 3 kez var. 180, 20. Yani ne geçmesi lazım? 13 dakika 20 saniye. Baştan bir 10 dakika izlemiştim. Bir 13 dakika daha geçti. 23 dakika 20. saniyedeki çişi yaparsak iş biter arkadaşlar. Tamam mı? Yani orada e, denklemi güzel bir şekilde kurarsan hiçbir sıkıntı çekmezsin. Anlaşıldı mı? Hadi bakalım neredeyiz şimdi? 7. sorudayız. Evet şimdi geldik 7. sorumuza. Güzel bir mantığı var. İyi anlarsan soruyu çat diye çözersin. Hadi bakalım. Işığın farklı yoğunluktaki maddelerde ilerleme hızı maddenin yoğunluğuna ve ışığın rengine bağlıdır diyor. Yani hem renk hem yoğunluğa bağlı diyor. İkisine birden. Işığın ilerleme hızı maddenin yoğunluğuyla ters orantılı. Burayı aldık. Bir de diyor ki mavi renkli ışığın hızı her ortamda kırmızı renkli ışığın hızının iki katıdır diyor. O zaman kırmızı renkli ışığın hızını bir bulalım biz. Şimdi ortamla tersti. O zaman kırmızı kırmızıyla yazayım bakın kırmızı 4D'de V ile gidiyorsa 2D'de 2V ile gidiyordur. D'de 4V ile gidiyordur. Bak bu kırmızı ışığın hızı. Sonra diyor ki mavi renkli ışığın hızı her ortamda kırmızı renkli ışığın hızı katıdır. O zaman mavi bu ortamda 2V ile gider. Bu ortamda 4V ile gider. Bu ortamda da 8V ile gider. Şimdi hangi ortamda hangisinin hangi hızla gideceğini bulduk. Şimdi okuyalım. Aşağıdaki yoğunlukları ve kalınlıkları verilen maddelerin iki tarafından aynı hizada doğrusal ilerleyen mavi kırmızı renkli ışıklar aynı anda gönderiliyor. Işıklar karşılaştıklarında aldıkları yolların oranları aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi biraz inceleyelim bakalım bunları hangisi ne yapıyor. Bir kere bu buradan başlayacak. Bak dörtlük bir yol alacak. Şimdi dörtlük yolu dörtlük yolu hangi hızıyla gidiyor bu mavinin hızı? 2V ile gidiyor. Şimdi şöyle yapalım. Bir şey verelim. 2 ile gitsin tamam mı? Yani çarpımları direkt yolu versin. Bu 2 saniye buradan gitti. Şimdi buradan buraya gelsin. Burada ne kadarlık bir yol var? 32. 32'ye geldiğinde mavinin hızı 4V idi. 4V ile gidecek. 32'ye denk gelebilmesi için ne kadar sürecek? 8. Yani mavinin buradan buraya gelmesi toplam 8 artı 2'den 10 saniye sürdü. Şimdi bak bu 10 saniyede nereye geliyor bir bakalım. Kırmızı hızı ne burada? 4V. X kadar yol alıyor kırmızı 4V hızıyla 10'da. Ne kadar yol alıyor? Çarpıyorum 40. Yani 10'da bu hepi topu burada aldığı yol ne kadarmış? 40'ta. Kendi ortamından dışarı çıkamadı bile. O zaman şimdi bu burada artık bu burada. Birbirlerine doğru gelecekler. 64 yolun ne kadarı kaldı? 24. Şimdi bunun hızı burada 4V, bunun hızı burada kaç? V 8V. Yani mavinin hızı 2 katı. O zaman mavinin alacağı yol bunun alacağı yolun kaç katı olacak? 2 katı. Bak 24'ü böl 3'e. 24'ü böl 3'e 8. O zaman bu yolun 8'ini bu alacak. 2 katı kadar 16'sını bu olacak. Bitti soru. Aldığı yolların oranlarını soruyor. Şuradaki kırmızı ışık toplam 48 yol aldı. Öbürüne bakalım. 32 buradan, 16 buradan veya şu 16 ile şunu topladım 20, 32 ile topladım 50 bitti. 4 ile sadeleştir 12, şurası 50 mi? 52 pardon yanlış yazdık. 4 ile sadeleştirdik 13, sorumuzun cevabı 12 bölü 13 oldu. 7. sorumuzun cevabı Edirne. Tamam mı? Bak oradaki soruyu güzel okuman lazım. Bu soruyu güzel okumazsan aradaki kavramların ne demek olduğunu, hızları arasındaki geçişi sağlamazsan hiçbir şey yapamazsın. Sıkıntılı bir soru olmuş olur. Mahmut Bey A şehrinden B şehrine planladığı saatte ulaşabilmek için hızının saatte kaç kilometre olması gerektiğini hesaplamış ve bir bilgiyi navigasyona yazmıştır. Navigasyon uygulaması bu bilgiye göre yolculuğu boyunca bir takım bilgiler vermiştir diyor. Şimdi bilgileri vermeye başlıyor. Ne bilgiler? Yola çıktıktan bir saat sonra yolculuğun bitmesine 30 kilometre kala. Bak bir saat sonra bir kere V hızıyla yola çıksın bilmiyorum. Bir saatte ne kadar yol aldı bu? V kadar yol aldı buraya kadar geldi. Tamam. 30 kilometre kala yani şu kalan yolun komple ne kadar olduğunu söylemiş. 30 kilometre olduğunu söylemiş. 5 kilometrelik bir sıkışıklık varmış burada. Bu 5 kilometrelik sıkışıklıkta normalde gitmesi gerekenden 10 dakika fazla sürecekmiş burası. Öyle bir bilgi vermiş navigasyon. Tamam Mahmut Bey sıkışıklıktan kurtulduktan sonra hızını 150 kilometreye çıkarıp B noktasına ulaşmış. Yani şuradan sonra hızını 150 yapmış. Nerede? Yani 25 kilometreyi 150 ile gitmiş. Şimdi önce şunu bir yapalım. Normalde şu kalan 30 kilometreyi de bu adam hangi hızla gitmeyi planlamıştı? V hızıyla gitmeyi planlamıştı hangi hızla zamanda t kadar zamanda. Şimdi yine toplam yolculuğunu t kadar sürede yapabilmek için çaba sarf edecek. Şimdi şu 5 kilometreyi gidiyorum önce. Şimdi bu 5 kilometreyi 5 kilometreyi arkadaşlar normalde hangi hızla gidecekti bu adam mı? Ya v hızıyla gidecekti. Şimdi bu 5 kilometre ne kadar sürecekti normalde ona bakalım. Kaça bölünmüş bu? 6'ya bölünmüş. Hop bu da 6'ya bölünecek. Yani bu 5 kilometreyi gitmek normalde T bölü 6 dakika sürecekti. Ama demiş ki navigasyon kardeşim T bölü 6 dakika sürmeyeceksin artık sen. Bir de fazlalık 10 dakikam var. Hemen 10 dakikayı da saate çevirdim. Yani buradaki mesafeyi toplam 5 kilometrelik yolu T bölü 6 artı e, şu şeye çevirirken 60'a böleceğiz. Şöyle yazalım T bölü 6 sadeleştirdim artı 1 bölü 6 saat sürecek demiş. Sonra kaldığı yerden hızını arttırmış. Ne kadar yolu kaldı? 25 yolu kaldı. Hızını 150'ye arttırdı bu. 150'ye arttırdı. Çarpı A diyelim buradaki sürecek kısmada. Her iki tarafı 150'ye böldüm. 25 bölü 150 oldu. Her iki tarafı sadeleştirdiğimde A dediğim 1 bölü 6. Yani şuradaki yolculukta 1 bölü 6 sürmüş. O zaman bakalım. Bizim buraya kadarki olan kısmımız t bölü 6 artı 1 bölü 6 sürmüştü. Burası da 1 bölü 6 sürdü. Yani buradan buraya bu adam ne kadar zamanda gitti? t bölü 6 şöyle çevireyim şurayı artı bir 1 bölü 6 bunun var. Bir 1 bölü 6'lık da buradan zaman harcadı. İşte bu normalde gitmeye çalıştığı süreyi eşitmiş. Bitti. Attım karşıya t bölü 6'yı. Burası 2 bölü 6 yaptı. O da 1 bölü 3'tür. T bölü 6'yı karşıya atıp paydasını eşitlediğimde 5 T bölü 6 yaptı burası. Sadeleştirdim şurayı 2. Tamam mı? Veya içler dışlar çarpımı yaparsanız 2 eşittir 5 T. T dediğimiz neye eşit oldu? 2 bölü 5'e eşit olmuş oldu. Şimdi bu T'den T'yi yerine yazıp şu denklemde T'yi yerine yazıyorum. 30 eşittir V çarpı 2 bölü 5 diye bir denklem çıktı. İçler dışlar yaparken şunları sadeleştirdim. Şurası 15 oldu. 5 ile 15'i çarptım. V dediğimiz kaç çıktı? 75. Yani bu aracın hızı 75'miş. O zaman 1 saat 75 ile hareket ettiyse buradan 75 çarpı 1'den 75 burada yol almıştır. E burası da 30 zaten. A B arasındaki mesafeyi soruyor. 75 ile 30'un toplamı. Evet arkadaşlar cevabımız 75 artı 30'dan 105 olacak kitabımızın ilk hatası nazar boncukluk olsun. Şuradaki D şıkkını 105 yapalım. Cevabımız denizli olsun. Evet şimdi geldik testimizin son sorusuna. Zor bir soru değil. Küçük trikler var. Ben hızlı bir şekilde çözümünü anlatacağım size. Ama böyle parça parça da götürmeniz gerekiyor. Güzel anlamanız gereken bir soru zaten son sorumuz. Bir tık zor olsun değil mi? Zor da değil aslında. Hadi bir bakalım şimdi sorumuza. Bir inşaatta el arabasıyla tuğla taşıyan Ahmet 120 kilogram ve daha fazla üzeri yük taşıyamamaktadır. Tamam. Ahmet'in taşıdığı yük m kilogram hızı v dakika arasında böyle bir bağıntı varmış. Yani hızı bu bulduracak bize. Yükü yüklüyorsun hızı çıkıyor karşına. Tamam m noktasında 90 kilogram tuğlayı el arabasına yükleyen Ahmet tuğlaların 1 bölü 3'ünü 1 bölü 3'ünü a'da indiriyormuş. Kalanları b'de. Yani kalan 2 bölü 3'ü de burada indiriyormuş. Bırakıp C noktasına da boş arabayla geliyormuş. Sıfırla geliyor. Tamam. Ahmet'in her 10 kilogram tuğlayı el arabasına yüklemesi veya indirmesi 10 saniye sürmektedir diyor. Tamam. Ahmet'in tuğlaları yüklemeye başladığı andan el arabasını bırakmasına kadar geçen süre. Bir kere araba boş. Ne kadar yüklüyor? 90 yüklüyor. Şimdi 90'ın içerisinde kaç tane 10 var? 9 tane 10 var. Her ee, şey için 10 için 10 saniye geçtiğine göre yüklemek kaç saniye sürüyor 90 saniye sürüyor bunu bulduk şimdi bak buralarda indirecek burada da indirecek arabada hiç kalmayacak buralarda tek tek indirme sürelerini bulmana gerek yok sonuçta 90 yükledi e, 90'ı indirecek arabayı komple boşaltıyormuş o zaman indirmesi için geçen sürede 90 saniyedir yani 180 saniye indir bindir için geçiyor Kaç dakika geçiyor yani indir bindir için? 3 dakika geçiyor. Tamam mı? Kaç dakikadır diye soruyor. Onu buldum. Şimdi harekete başlayalım hadi. İlk hareketim araca ne kadar yükledi? 90 yükledi. M yerine 90'ı yazdım. Eksi 5 çarpı 90 bölü 6 artı 100. Sadeleştirmemi yaptım buradan. 15 geldi. Eksi 75 topladım 25. Yani ilk bölümümü 25 hızıyla götürüyorum. Ne kadar uzunluğum ilk bölümün uzunluğu 200. 200 eşittir 25 çarpı t diyorum. Bak her iki tarafı 25'e böldüğünde buradan t8 yani ilk bölümümüzün süresi 8 dakikaymış. Hemen ikinci bölüme geliyorum. 1 bölü 3'ünü indirdim. 90'ın 1 bölü 3'ü 30'dur. 30 indirdim. Ne kadar yüküm kaldı burada? 60. Hop m yerine 60 yazıyorum şimdi. İkinci hızım v eşittir eksi 5 çarpı 60 bölü 6 artı 10. Bak şimdi sadeleştirdim. 10 yaptı burası. Eksi 50 yaptı. Yüzle topladım. Hızım 50 oldu. O zaman 50 hızla ne kadar mesafeyi gideceğim şimdi? 375 mesafeyi gideceğim. Hızım 50 çarpı ikinci zamanım t olsun. Böldüm her iki tarafı 50'ye. T eşittir 375 bölü 50 yaptı. Bakın bunları da 25 ile sadeleştirebiliyorum. Yukarısı ne yapıyor? 15 yapıyor. Aşağısı 2 yapıyor. Şunları 25 ile sadeleştirdim. Tamam. Şimdi ikinci bölümüm 15 bölü 2 dakika sürmüş şurası. Artık arabam komple boşalttım burada. Ne kadar yük kaldı? 0. 0 kaldıysa V hızım 0 yazdım M yerine 100 oldu. Kaçlık bölümü gideceğim? 150'lik bölümü. 150'lik bölümü 100 hızıyla gidersem Buna da t diyelim. Her iki tarafı 100'e böldüm. T eşittir 150 bölü 100. Bak yine 25 ile sadeleş, 50 ile sadeleştirirsem bunları 3 bölü 2. Bütün süreleri buldum. 3 dakika indir bindir için geçmişti. 8 dakika buradan geçti. 15 bölü 2 ikinci bölüm için geçti. 3 bölü 2 üçüncü bölüm için geçti. Şimdi bunları topladım. 18 bölü 2 9. 9 8'i topladım. 17. 17. 17 ile 3'ü topladım. 20 dakika geçmiş oldu. Sorumuzun cevabı Denizli. Evet, ayrıntılı bir soru, ayrıntılı bir soru biliyorum ama o denklemde yerine yazarak fonksiyon mantığıyla da soruyu çözersen güzel bir e, durum oluşmuş oluyor. Tamam mı? Çok da zor değil yani. Adım 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 götürüyorsun. Evet, kız problemleri bitti. Ne var şimdi arkadaşlar? Grafik problemleri var. Grafik problemlerinde de toplam 3 tane testimiz var. Her yıl grafik problemi artık sınavda gelecek. Güzel bir şekilde onlara da çalış. Tabii ki hız problemlerine, hareket problemlerine de çalış. Sakın ola bırakma. Kendine de iyi bak. Bay bay.